Türkiye'ye dair barış umudu olan, demokrasi umudu olan, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kaygısı olan herkesin bu kutlu direnişte, bu haklı direnişte, bu meşru direnişte burada HDP ile birlikte yer almasını istiyoruz. Van'da bir kayyum vakası yaşanıyor. İkinci defadır bu halkın iradesiyle seçmiş olduğu insanlara kayyum atanıyor. İradeleri yok sayılıyor. Bunun gerekçesini bile bulamıyorlar. Bu kayyum ve irade gaspına yönelik asla belirli kurumlarda olmalarına rağmen, STK temsilcileri olmalarına rağmen çıkıp tek bir laf söylemezken bugün Ahmet binasının önüne gidip orada annelerin hassasiyetini gözettiklerini söyleyen kişiler. İsim de verebilirim. Çünkü bu insanlar Van tarafından da çok iyi biliniyor. Bu insanların bu halka neler kattığı da, bu halk için neler yaptığı da ortadadır. Biliyorsunuz sivil toplum kuruluşları hükümetlerden bağımsız olmak zorundadır. Ama bu sivil toplum kuruluşları bugün görüyoruz ki sadece iktidarın kuklası haline gelmişlerdir. Ve bu yaptıkları da kesinlikle ideolojik bir durum değildir. Bu sadece menfi bir durumdur. Yani onlar da kendi kişisel koltuklarını, kişisel menfaatlerini yaşatmak için giremedikleri kılıf yoktur. Dedim ya 2016'da Sayın Bekir Kaya'ya kayyum atandı. Ve sonrasında bir dava ortaya çıktı. 2014 Kobani olaylarında belediyenin çıkan toplumsal olaylara müdahale etmediği, bu noktada eylemcilere yardım ettiği noktasında yalancı bir şahitlik durumu yaşandı. Bugün çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapan bu şahıs çıkıp mahkemelerde Bekir Kaya müdahale etmediği için terör örgütü suçundan yargılanmalıdır. Yani görevini kötüye kullanma suçundan yargılanmalıdır diye yalancı şahitlik yaptı. Sonra Sayın Bekir Kaya'nın bu durumun soruşturulmasını istemesiyle beraber yok işte ben bu ifadeyi ben okumadım da şöyle yaptım da böyle yaptım da imzaladım diye çıkıp topluma artık geriye dönülmez yani kendisini affettirmeyecek bir şekilde beyanda bulunmasına rağmen geçen gün 3. Asliye Mahkemesi bu konu hakkında yani Sayın Bekir Kaya'ya atılmış bu iftira ve 10 arkadaşıyla beraber atılmış bu iftiraya dönük beraat kararı verdi. Şimdi bu şahıs Ahmet'in önünde gidip annelerin duygularını hissettiğini, o anneleri anladığını ve onlarla birlikte olduğunu iddia ediyor. Ya buradan çıkıp Ahmet binasına gidiyor. Eğer Sayın Necdet Takva bu şahıs bizim belediye başkanımıza yalancı şahitlik yaparak, iftira atarak gidip bizim belediye başkanımızı, yani bu halkın büyük bir oyunu alarak seçilmiş meşru başkanımızın, başkanımız hakkında yalan iftirada bulunarak gidip ifade vermiş. Şimdi bu insanın gidip olanları, anneleri anlamasını nasıl bekleyebiliriz? Ya da biz şuna onu sormaz mıyız? Sen bu bulunduğun konuma buradaki yurtsever halkın onayını olarak yani herkese ben yurtseverim, ben bu insanları anlıyorum ve ben bu insanlarla hareket ediyorum diyerek giden kişi, seçilen kişi, bu insanlar yani seni oraya getiren insanlar şunu sana sormazlar mı? Sen eğer gidecek bir yerin varsa, gidecek bir anne varsa o da burada senin gidip yalvarıp kendini affettirebileceğin Sayın Bekir Kaya'nın eşidir ve onun çocuklarıdır. Sen bu ikiyüzlülükle bu insanları mı kandıracağını zannediyorsun? Bir tarafta sırf onuru için, insanlık için mücadele edenler, yani hakikat için mücadele edenler, diğer tarafta kendi menfaatleri için, kendi bireysel çıkarı için müdahale eden insanlara yenilmesi gerçekten de insanlık tarihine bir ayıp olmaz mı? Bu yüzden biz inançlıyız, biz gururluyuz, biz onurluyuz, biz hakikat için mücadele ediyoruz ve bu hakikat mücadelesi de eninde sonunda başarıya ulaşacaktır. Yani son bir sözle bitirmek istiyorum. Her ne olursa olsun son muhteşem olacak.